Merhaba arkadaşlar, ben Alif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle DGS öğrencileri için 0.5 ham puan kuralı 2020 DGS için geçerliğini hala sürdürüyor mu? 2020 DGS için 0.5 ham puan kuralına takılmamak için neler yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bununla ilgili kısa bir rehberlik videosu çekeceğiz. Sizin de bildiğiniz gibi arkadaşlar son 2 yıldır DGS'de 0.5 ham puan kuralı var. Yani her iki testten, Türkçe ve matematik testlerinden 0.5 puan ve 0.5 net arkadaşlar yapmayan kişilerin DGS puanları hesaplanmıyor. TYT için böyle bir şey başlamıştı. Sonra TYT öğrencileri buna çok tepki gösterince ÖSYM geri adım attı. Ama DGS öğrencileri için arkadaşlar, DGS öğrencileri çok tepki göstermelerine rağmen ÖSYM bundan geri adım atmadı. 2019'da bu hesaplandı yine. Yani 0.5 net puan kuralına takılan öğrenciler oldu. 2018'de 94 bin öğrencinin DGS puanı bu yüzden hesaplanmadı. 2019'da yaklaşık yine 70-80 bin öğrencinin arkadaşlar 0.5 net puan kuralından dolayı DGS puanı hesaplanmadı. Bununla ilgili Change.org'da, Twitter'da, diğer sosyal medya platformlarında bir sürü tepkiler olmasına rağmen DGS bundan asla geri adım atmadı arkadaşlar. Dolayısıyla 2020 için hala 0.5 net kuralı geçerliğini sürdürüyor. Bununla ilgili yeni güncel bir gelişme olursa arkadaşlar mutlaka haberiniz olur. Biz bunun haberini buradan mutlaka size veririz. Ama şu an için herhangi bir değişen, gelişen bir şey yok. Son dakika haberi yok. Keşke olsa da bu puanın, yani bu kuralın kalktığına dair size güzel haberler versek diyoruz arkadaşlar. Maalesef ki 0.5 net kuralı devam ediyor. Arkadaşlar kısa bir parantez açayım. 0.5 net kuralına takılmamak için, takılmak istemeyen öğrenciler için cebir kampı yapıyoruz. 12-16 Temmuz arasında 5 gün sürecek, toplam 10 saat. Akşamları 2'şer saat olmak üzere toplam 10 saat cebir kampı yapıyoruz. Kampa katılmak isteyen arkadaşlar Instagram'dan bana mesaj gönderebilirler. Özellikle sözelci arkadaşlar ve eşit ağırlıkçı arkadaşlar, bu kurala takılmak istemiyorsanız kampa mutlaka katılmanızı tavsiye ederim ben. Şimdi 0.5 net kuralı ile ilgili bazı hesaplamalarda ben bulundum. Bunlara yaklaşık arkadaşlar, yani bu şekilde netler yaparsanız 0.5 net kuralına takılmazsınız. Bir tane doğru bir tane yanlış yaparsanız, mesela siz sözelcisiniz, matematikten bir tane doğru bir tane yanlış yapmanız sizin için yeterli arkadaşlar. Yani puanınızın hesaplanması için yeterli ama üniversiteye yerleşmeniz için yeterli olmayabilir. Yine matematikten bir doğru iki yanlış yaparsanız arkadaşlar yine 0.5 net kuralına takılmıyorsunuz. Yani yeterli oluyor, ucu ucuna yetiyor. Ama matematikten bir doğru üç yanlış yaparsanız arkadaşlar puanınız hesaplanmayacaktır. Matematikten 2 doğru yaptığınız zaman arkadaşlar, 2 yanlış bile yapsanız, 2 doğru 2 yanlış yine puanınız hesaplanıyor. 2 doğru 4 yanlış yapsanız bile puanınız hesaplanıyor. 2 doğru 5 yanlış yapsanız da hesaplanır. 2 doğru 6 yanlış yapsanız da puanınız hesaplanıyor arkadaşlar. Ama 2 doğru 7 yanlış yaparsanız puanınız asla hesaplanmayacaktır. 3 doğru yaptığınız zaman arkadaşlar puanınızın, yani 3 doğru 8 yanlış, 3 doğru 10 yanlış yaptığınız halde bile puanınız hesaplanır. Yani bu şekilde bir tablo oluşturdum ben. Bu tabloyu mbaeğitim.com sitesinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Tabloyu zaten videonun altındaki linke koyacağım. Yani bu şekilde sizin en azından 3-4 tane matematik yapmanız gerekiyor ki kendinizi garantiye alasınız arkadaşlar. Dolayısıyla cebir kampımıza katılmayı unutmayın. 0.5 net kuralı umarım en kısa zamanda kalkar arkadaşlar. Kalkmasa bile yani 3-4 tane matematik her öğrenci yapabilir. Bence yapmanız lazım. Hedefiniz varsa arkadaşlar şimdiden matematiğe yüklenin. Bu kurala takılmayın arkadaşlar. Yeni rehberlik videosuyla beraber olacağız. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. 0.5 net kuralıyla veya DGS ile ilgili yorumlarınızı arkadaşlar bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.